Ni o mağaraya girdiklerinde Ebu Cehil'in adamları mağaranın kapısına kadar gelip ayakları görünüyordu diyor. Eğilseler baksalar bizi görecekler. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz peygamberimizin kulağına fısıldıyor. Geldiler ya Muhammed ne yapacağız ya Resulallah bulurlarsa seni öldürürler ya Resulallah. O da Hazreti Peygamberi öldüreceklerinden korkuyor. Çünkü Ebu Cehil'lerin derdi Hazreti Muhammed'i öldürmek. Gündüz o kararı almışlar çünkü. Hazreti Peygamber La tahzen inna Allaha ma'ana. Ayete bakar mısınız? La tahzen inna Allaha ma'ana. Üzülme. Allah bizimle beraberdir. Bakınız Tevbe suresinin 40. ayetinde Peygamberimizin mağarada Hazreti Ebu kulağına söylediği bu sözü Allah ayet olarak Kur'an'a yazmış. Peygamberimizin Hazreti Ebu sakinleştirmek öyle ilaçlar yok orada. Uyuşturucular, sakinleştiriciler, insanın stresini alıp böyle boş boş baktıran haplar yok kırmızı reçeteli harplar yok. Hazreti Peygamber Ebu Bekir Efendimizin kulağına diyor ki üzülme Allah bizimle beraberdir. Ey güzel peygamberim eğer siz ona yardım etmezseniz peygambere Allah ona yardım eder. Hani o kafirler onu Mekke'den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biriyken İki kişi kim? Biri Hazreti Ebu Bekir, biri Hazreti Muhammed Mustafa. Allah bu ayette peygamberimizi ve Hazreti Ebu Bekir'i Kur'an'a yazmış. Adı Kur'an'a yazılmış Hazreti Ebu Bekir'i biz seviyoruz ya Rabbi. Tevbe suresinin 40. ayetine adını koyduğun Ebu Bekir'i biz seviyoruz ya Rabbi. Onun sevgisini içimizden alma ya Rabbi. Onu bize artan bir sevgiyle sevdir ya Rabbi. Malıyla imtihan olmuş adam geçmiş. Canıyla imtihan olmuş geçmiş. Korkuyla imtihan olmuş geçmiş. Memleketi terk etmiş. İhaneti görmüş.